Herkese günaydın. Evet, sonunda gribe yakalanmış. Gribe teslim olmuş. Bir özlem. Hayır, hala teslim olmadım. Hala direnmekte ısrar ediyorum. Ama hafif şöyle sabah böyle ağzım burnum, işte boğazım tıkalı bir şekilde uyandım. Hemen kalktım, vitaminlerimi aldım. Ondan sonra grip önleyici karşıtı ilacımı aldım. Bir bardak daha C vitamini portakal suyu içtim. Şimdi Ömer Halis'i okula bıraktım. Bu arada bu hafta arkadaşım Cennet'in oğlunu da almaya başladım. Cennet'i çok eskilerden beni böyle en baştan takip edenler bilir. Ay, camıma çamuru sıçrattı. Neyse. Alman Türk. Yani arkadaşım aslında Alman. Ama Müslüman oldu. Türk de evli. Turgut'un arkadaşıyla evli. Ve onun oğlu şu an 4. veya 3. sınıfta. Ay vallahi şu an kaç yaşında o? 9. 8. 9 yaşlarında. Ve düşünün o oğluna 4 aylık hamileyken biz onu tanıştık. Yani bayağı uzun yıllardır arkadaşız. Hatta aynı yerde de oturduk 3 sene boyunca, 2 sene boyunca, 3 sene boyunca benim en üst katımda oturuyordu. Sonra onlar taşındı. İşte taşınınca biraz böyle şey oldu. İşte uzağa gidince biliyorsunuz işte bir binadaki gibi olmuyor. Ama tabii ki sürekli görüşüyoruz. İşte parklarda vesairelerde filan. Neyse onun oğlunu da alıyorum. Onun evi bayağı geride, bayağı uzak. Şimdi otobüsle getiriyordu. Şimdi otobüslerde de sıkıntı var bu ara. Neyse bakalım, ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun acaba yani? Ay, buradan da müdahale ediyorum. Neyse, şimdi oğlanları okula bıraktım. Bugün karnaval günleriydi. Ay, onlar aslında videosunu çekecektim ama unuttum. Şimdi var ya, bakın gerçekten benim bir günüm nasıl geçiyor? Zaten görüyorsunuz da. Normalde hep anlatıyorum ben size en baştan. İşte şunu yapacağım, bunu yapacağım vesaire. Bugün hiç anlatmayacağım. Bugün böyle sürpriz olsun. Şimdi oğlanları okula bıraktım. İlk durak Gazın Keşine, doktoruma gideceğim ve demir alacağım damardan. İlk durak orası. Orası da işte ortalama 35-40 dakika sürüyor bana. Aslında o kadar uzak değil, işte hani 30 dakika falan, ama işte yollar çok bu saatlerde, tam böyle iş saatleri. Trafik çok yoğun oluyor. O yüzden bir 40 dakika sürüyor. Şimdi saat tam 8. Hadi bakalım, doktorda görüşürüz. Evet, şu an Gazın Keşine geldim. Demirimizi bir alalım bakalım. Evet, demiri aldık. Demir işte serum bittikten sonra bir 5 dakika daha tutturuyorlar. Baş dönmesi vesaire olmaması için. Şimdi bir markete gideceğim. Yine yarım saatlik bir yolum var. Markete gideceğim. Hemen oradan şöyle bir temizlik teli alacağım. Bir de bir ilaç alayım. Ondan sonra Nurofer'i alıp direkt dükkana gideceğiz. Temizlik yapmaya. Hadi bakalım. Evet, Nurofer'i aldım. Bir markete uğradım. Buraya da böyle yiyecek bir iki bir şeyler aldım. Öğlen de çıkarız çünkü artık bugün burada saat 4'e kadar full burada olacağız, iş yapacağız. İşte şu IKEA'dan aldığım rafı falan kuracağız Nurofer'le, ama öncesinden yerleri sileceğiz. Silmeden önce tabi buraları bir boşaltmamız lazım, ama dün size göstermeyi unutmuşum. Dün işte bu, yani resimlerini göstermiştim sadece. Dün bu iki sandalyeyi aldım ben ikinci el dükkanından. Bunu söylemekten de asla gocunmuyorum. Çünkü gayet yeşilini tertemiz. Dün de güzel sildik her tarafını. Tanesi 10 euro'dan aldım. Çünkü bu sandalyeler çok pahalı yenisini almak istersem. Bunlar şu an böyle aşırı moda olduğu için çok pahalı. Ve ben de beyaz, siyahı, beyazı ve şaşokatanı, bu ağacı buraya böldük olarak katmak istiyorum. O yüzden bunlar benimle kahve içmek isteyen takipçilerim ve müşterilerim için olacak. Bunu da şey için aldım, giyinme odası için aldım. Bunu da giyinme odasına koyacağım.
Yani orada bir sandalye gerek var mıydı? Yoktu yani, ama ben görüntü güzel olsun diye, hem de birazcık böyle sandalye fazlalığım olsun diye, benim de zaten ayrıyetten o köşede bir ekstradan bir oturma sandalyesi kendime yapacağım. Öyle bakalım. Hatta ben ne düşündüm biliyor musun Nurfer? Ne düşündün? Acaba dedim bunu ben böyle tam oraya mı yaslasam? Hani kendim şöyle ışığa doğru çalışmış olurum. Ama Ha. sonra gene onu şey dedi bir itip şey yapabilirim. Ama dedim sonra bir de mesela hani atıyorum işte müşterilerle falan kahve içecek olsam şu tarafta oturmam daha münasip sanki. Evet, aynen. Değil Çünkü mi? o Böyle direkt burası gözünün önüne iyi. bakmış oluyor Ha, ya. değil mi? Şu köşeye çöp kutusu falan koyarım Evet. kendime. Olmadı bir küçük raf daha koyarım. Evet. Aynen. Neyse hadi öyle bakalım. Biz şöyle şimdi temizlik yaparken video çekmeyeceğiz. Çünkü saçımız başımız müsait olmayacak. Daha doğrusu Nurifer değil, benim saçım açık olacak. Yani başörtüyle temizlik yapmak istemiyorum. O yüzden hadi bakalım bize kolay gelsin. Evet, hemen ne yapıyoruz? Dusty'yi sıkıyoruz. Şöyle her tarafa. Hadi Of, bakalım. yerler çok güzel oldu. Ben mutfakta yine şöyle genel bir temizlik yaptım. Mutfak birazcık karıştıydı. Şimdi birkaç günde yine bir şeyler koyduk. Ondan sonra kaloriferleri, o kaloriferin üstündeki o plastik şey falan ve safsarıydı. Mis gibi çıkarttım. Yerlerin, işte kalorifer taraftaki yerleri ben yaptım. Gerisini Nurufer sürtürdü. Şimdi gelirken çıkmadan ben bir kere komple bir duru suyla sildim. İki defa. Şimdi Nurufer'e dedim sen dedim suyu temizle. Temiz su koy. Bir kere daha dedim sil orayı. Ondan sonra otur dinlen. Şimdi ben de o ara önce Ömer Halis'i okula almaya gidiyorum. Oradan da Gülşen 3 gündür okulla gezide biliyorsunuz. Bulanık çıkmış. Şimdi çocukları okuldan alayım. Buraya geleceğim. Sonra giyinme odasını, birimiz giyinme odasındaki yerleri yapacak. Birimiz de holleri yerleri yapacak. Ondan sonra komple şöyle bir bütün butiği bir silip dünkü aldığımı büyük 1,80'e 1,80 olan regali kuracağız Nurfer'le. Ondan sonra da artık o odanın komple yerleştireceğiz arkadaşlar. O odaya şallar, tülbentler ve sabunlar yerleşecekti. Onları güzel yerleştireceğim. Bir koli kıyafeti de açacağım. Onları da oraya koyacağım. Ondan sonrası artık yani. Evet arkadaşlar, Nurfer ben çocukları alıp götürene kadar, getirene kadar holü ve giyinme odasını da komple halletmiş bacım. Vallahi geldim de leğeni yıkıyordu. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ondan sonra ben şöyle sabah kıymalı börek almıştım fırından. Bir de şöyle salatalar almıştım. Bizim böyle sevdiklerimizden. Saat 1 oldu bu arada. Saat 10'da geldik biz buraya. Şöyle birer de kahve yaptık. Şimdi azıcık bir dinlenip bir soluklanacağız. Kahvemizi içeceğiz ve kahvaltı yapacağız. Çünkü henüz daha biz kahvaltı bile yapmadık. Ondan sonra da inşallah dolabı kuracağız bakalım.
inanır mısınız? Böyle bir sinir edici olay yok. Yanlış şeyleri koymuşlar. Tamam mı? Çok uzun. Yarım santim uzun. Yok girmiyor yani. Ne yaptıysa kesinlikle. Şurasında şöyle bir boşluk kalıyor. Tam 45 dakikadır IKEA'dakilere anlatmaya çalışıyorum. Neyse en son birini buldum. Derdimi anlatabildim. Demezdim bana WhatsApp'tan, işte WhatsApp hattından şey gönderin. WhatsApp hattının numarasını verin diyorum. Online sitemizde var. Çok var anasını satayım. Çok var. Şimdi gideceğim. Ta iki Esen'e gitmektense, 45 dakikalık yola gitmektense. Şimdi gideceğim şunun aynısını küçüğünü alacağım. Gene para vereceğim. Bakalım gene öyle böyle bir şekilde hallettim. Yenilerini almıştım biliyorsunuz. Daha kısa olanları. Ortalara onların çıkarttıkları oldu ama şu başlarla şöyle şuradakileri onların koydukları çok uzundu. Yani ekstradan 12 tane kısa koymaları gerekiyordu. Ama işte hepsini uzun koymuşlar. Neyse yani kaç yer gezdim. İki ayrı yere gittim. İkincisinde de artık mecburiyetten hadi alalım belki olur dedik ama oldu yani çok şükür. Hani kısa mı gelir diye düşünmüştüm ama kısa gelmedi Allah'tan. Şimdi mecbur çıkmam lazım. Son yer kaldı. O en sonkine de benim aldıklarım kısa geldi. Onlara da onlarınkinden koymam gerekiyormuş. Bu sefer de içine kadar girdi mi? Şöyle gösteremiyorum. Bu sefer de böyle içine girdi. Bunlar da oraya kısa geldi. Ama artık Gladbeck'e gitmemiz lazım. Selma Bey'e söz vermiş olduk. Yani annem beni bekliyor. Arabası yok. Yoksa hani şimdi sözleştik, iptal etsem ayıp olacak. Çünkü yani kadın şimdi hazırlık da yaptı. Bizi de bekliyorlar. Aslında 5 diye anlaştık. Sen şu an 5'i çeyrek geçiyor. Eve gideceğim. Çocukları alacağım. Annemi alacağım. 2 dakika üstümü değiştireceğim. Yani duş bile almaya vaktim olmayacak. Hemen evden çıkmam artık lazım. Artık dedim şuraları çıkmıyor yani. Çünkü şimdi bende pense de yok. Yarın evden pense falan getiririm. Penseyle onları oradan böyle şöyle şık diye çekip büyükleriyle yaparım. Artık zaten bir o kaldı. Başka da bir şey kalmadı. Son. Onda bakın aksilik olacak ya. Yani aksilikler başıma gelecek ya. Onda böyle sen gel pat diye düş. Burası şuraya gel. Burası da böyle delin. Şuraya beyaz folyo var benim evde. Folyodan şöyle yuvarlak bir parça veya şöyle bir parça kesip beyaz folyo yapıştıracağım. Çünkü tam da bu alt kısmı falan da değil. Hani böyle kutumu koyarım görülmez desem. Direkt de şöyle tavan kısmı görülecek yani.
O yüzden şuna da şöyle hem dedim folyo yaparım, o şekilde yapıştırır. O şekilde yerleştiririz diye düşündük. Bu da böyle tam şöyle şuraya diye hayal etmiştim. Şöyle şuraya alacak tam yani böyle. Denk gelecek, güzel olacak. İşte bunun baştan aşağı iki tanesini şöyle ya da şöyle üçlüsünü ya da artık işte bakacağım bakalım sabunları ayıracağım. Şöyle baştan aşağıda şallar diye düşünmüştüm. Onu şimdilik böyle oraya koydum ama oradan alacağım tabii ki. Buralar böyle kaldı. Ay hırkam da oraya düşmüş. Ama şimdi böyle burayı bu şekilde bırakıp çıkacağız bakalım. Evet, arkadaşlar vallahi biz geldik. Herkesi de aç aç bıraktık vallahi. Aslında başlayın demiştik ama sağ olsunlar canlarım benim. Beraber yiyip aynen boğazımızdan sohbet geçer edeceğiz mi? Diye. Asla. Çocukları doyurmuşlar. Ondan sonra bakın şöyle Selma ablacığım musakka yapmış. Musakka değil mi? Patlıcan musakkası. Patlıcan musakkası. Aynen öyle. Şöyle bizim cevizli yöresel makarnamız. Mercimek evet. Köftesi, havuç tarator. Bir de aynen içeridekileri de hemen çekelim. Gene böyle sıcak sıcak taze taze poğaçalar yapmış. Evet. Şuna bir tane götüreyim. Şöyle çok açım. Çok yoruldum. Çok açım. İş kadın olmak zormuş dedim. Çok. Paralı çalışmaya benzemiyor kendi işin. Paralı şey gidiyorsun geliyorsun. Saatini ama biliyor. Bunda stop yok değil mi? Bunda stop yok. Özlem şöyle oradan o örnek arabası oraya sığmaz dedi. Sen şu... Evet şöyle çaylarımıza. Vallahi şükür ne yapıyorduk Özlem çabuk gel. Seni bekliyorum. Ben de çay büyümedim. Ben diyorum öyle bir şey. Yok yok koydular. Beni beklemişler. Bu civcileri bir yere başladık. Sen bir dakika. Civciler yer kapladı. Aa, siz mutfakta yesenize be. O kadar söylediydi. O kadar da söylemiş de en küçükleri oturmuş. Olur en küçük olduklarım dermişim şaka şaka. En sevdiğimiz en küçüklerimiz. Ondan sonra uyuyun Elena. Sen Yeliz küçük içip. Sorma. Dikkat et. Ömer. Zümra. Sen küçük içip. Aşkım. Küçük sen miden küçük. Evet evet. Bilmiyor musun arkadaşlar? Bakın tam çekiyordum ki Özge bana bulaşıkları kilitledi. Bulaşık yıkadı. O ara pastalar kesildi. Selma ablacığım sağ olsun eline koluna sağlık. Şöyle bir borcam. Bize zaten bir borcam insanız yarısı. Yarısı gitti. Eline koluna sağlık. Yok seni çekmedim. Evet canlarım benim. Gece saat 12'ye kadar oturduk. Daha doğrusu 11.30'a kadar. 12'de evdeydik. Umarım inşallah keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur. Ben şöyle zengin kalkış yapayım ve vedam edeyim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.